Herkese merhabalar. Eserin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tadına ve lezzetine doyamayacağınız muhteşem bir el açması. Milföy hamuru lezzetinde muhteşem bir zarf böreği tarifim var. Tadına bakan herkesin hazır zannettiği bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı şeker, ve bir paket kurumaya ekledikten sonra şeker eriyinceye kadar iyice karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Elinizde yaş maya varsa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şekeri iyice erittikten sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve karıştırıyorum. Bir miktar karıştırdıktan sonra un ilavesi yapmaya başlıyorum. Unun yarısını ilave ettikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra da undan bir miktar daha alarak hamuru kulak memesi kıvamına getiriyorum. Hamurumuz sertleşmeye başladı. Spatulayı çıkarıp elle yorma işlemine geçiyorum. Un miktarını dikkatli bir şekilde ekleyelim ki hamurumuz sert bir hamur olmasın. Toplamda bu tarif için 5 su bardağı un kullandım. Un miktarı markaya göre değişiklik gösterebilir. O yüzden unu dikkatli bir şekilde ekleyelim. tamamını ilave ettikten sonra hamuru homojen bir kıvam alana kadar iyice yoğuruyorum. Hamuru 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz güzel bir dokuda oldu. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı yumuşacık oldu. Hemen hamurumuzu yoğurma kabının içerisine yerleştirip üzerini kapatıyorum ve 40 dakika mayalanması için ılık bir ortamda bekletiyorum. Hamurumuz mayalanırken iç harcımı hazırlıyorum. Uygun bir kasenin içerisine bir su bardağı peynir, yarım demet maydanozu doğradım. Tüm malzemeleri birleştirip karıştırıyorum. Ben bu tarif için beyaz peynir kullandım. Siz dilerseniz lor peyniri gibi farklı peynirler de kullanabilirsiniz. İç harcımı karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Ara katlara sürmek için 125 gram tereyağını erittikten sonra kasenin içerisine alıyorum üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Bu arada hamurumuz da mayalandı. Toplamda 40 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi güzel şekilde kabarmış. Hamur paleti yardımıyla havasını alıyorum. Daha sonra masanın üzerine un serptikten sonra hamuru masanın üzerinde şöyle bir toparlayıp maya tadının gitmesini sağlıyorum. Hamuru toplamda 12 eşit parçaya ayırıyorum. Bezelerin eşit olmasına dikkat edelim lütfen. Hamuru 12 eşit parça ayırdıktan sonra elimle yuvarlayarak un serpmiş olduğum tabağın üzerine yerleştiriyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bezeleri tabağın üzerine yerleştirdikten sonra üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Hamurları dinlendirmemiz açma esnasında kolaylık sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi bezelerimiz yumuşacık oldu. Bir tane bezeyi masanın üzerine alarak diğer bezelerin üzerini kapatıyorum. Ve bezemin üzerine un serperek açma işlemine başlıyorum. Hamurumuz o kadar güzel kıvamda ki oklavayı vurduğunuz anda büyümeye başlıyor. Çok güzel bir kıvamı oldu. Siz de belirtmiş olduğum detaylara dikkat ederek aynı kıvamı tutturabilirsiniz. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız detaylara açıklama bölümünden ulaşabilirler. Hamuru büyütebildiğim kadar büyüttüm. Gördüğünüz gibi... Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. İlk hamuru büyüttükten sonra kenara alıyorum ve ikinci bezeyi açmaya başlıyorum. İkinci hamuru da büyüttükten sonra üzerine hazırlamış olduğum yağdan 2-3 kaşık gezdiriyorum ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ara katlarımızın açılması için her tarafına gelecek şekilde sürmemiz önemli. Tereyağı kullanmak istemiyorsanız sıvı yağ da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yağı sürdükten sonra ikinci hamurumu da üstüne yerleştiriyorum ve üzerine tekrardan yağ gezdirip fırça yardımıyla sürüyorum. Yağı her tarafa gelecek şekilde sürdükten sonra kenarlarını içe doğru katlıyorum. Kuru kalan yerleri sürekli yağ gezdiriyorum ve sürüyorum. Hamurumuza zarf şekli verene kadar aynı işlemleri yapıyoruz. Daha sonra iki ucunu da aynı şekilde kapatıyorum ve kare şekil elde ediyorum. Son olarak bu katına da yağ sürdükten sonra içerisine hazırlamış olduğum peynirli iç harçtan koyuyorum. İç harç olarak patatesli veya kıymalı harçlar da kullanabilirsiniz. Her çeşidiyle çok güzel oluyor. İç harcı yerleştirdikten sonra gördüğünüz gibi zarf şekli veriyorum ve kenarlardan pişerken akmaması için iyice bastırıyorum. Zarf böreğimizin birincisi hazır hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum ve kalan hamurları da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Tekrardan iki hamuru açtıktan sonra hamurun üzerine yağ gezdiriyorum. Sizlere ikinci böreği de yakından gösteriyorum ki detayları kaçırmayın. İlk hamura yağ gezdirip sürdükten sonra üzerine ikinci katı da yerleştiriyorum. Ve aynı şekilde onun da üzerine yağlıyorum. İyice yağladıktan sonra kenar kısımlarını içeri katlıyorum katladığımız her katı yağlayalım ki pişme esnasında katlarımız açılsın ve güzel bir dokusu olsun. Son kenarları da içe katlayıp yağ sürdükten sonra ortasına iç harçtan yerleştiriyorum ve zarf şekli veriyorum. Zarf şekli verdikten sonra kenarları iyi kapatmayı ihmal etmeyelim ki iç harcımız akmasın. Kesinlikle muhteşem bir börek olacaktır. Denemenizi tavsiye ederim. Hamur bu haliyle bile göz göz olmuş durumda. Baloncuklarını görüyorsunuzdur. Çok güzel bir hamur oldu. Son zarf böreğimi de hazırladıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum. Ve böreklerin mayalanması için üzerini kapatıp 25 dakika oda ısısında bekletiyorum. 25 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi böreklerimiz mayalandı. Üzerine sürmek için bir yumurtanın sarısına bir yemek kaşığı süt ekliyorum ve karıştırarak üzerlerine sürüyorum. Sürerken yumuşak davranalım ki hamurumuz sönmesin. Zarf böreğinin üzerine süslemek için çörek otu ve susam karışımı hazırladım. Bu şekilde süslüyorum. Siz dilediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Zarf böreğimiz fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında alt üstü güzelce pembeleşene kadar pişiriyorum. Zarf böreklerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel şekilde kızardılar. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizlerle dokusunu paylaşmak istiyorum. Ilımış olan böreklerden bir tanesini alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Tadına bakan herkesin hazır zannedeceği muhteşem bir lezzet. Altı üstü çok güzel şekilde pişmiş. Çıtır çıtır kat kat milföy lezzetinde harika bir börek oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sahur vakitlerinde, çay saatlerinizde harika gidecek bir tarif. Gördüğünüz gibi içerisi de kat kat olmuş. Harika şekilde pişmiş. Lezzetine diyecek söz yok. Gerçekten çok lezzetli oldu. Eminim ki sizler de denediğiniz zaman bana hak vereceksinizdir. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.